Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Pınar. Ben Burak. Uzun aradan sonra vlogdayız şu anda. Çok mutluyum. Mutluluğumu anlatamam. Gerçekten çok özlemiştim. Arkadaşlar siz de çok istemiştiniz ve uzun süredir de bunu bekliyordunuz. Evet. Arkadaşlar Uludağ kış tatiline gidiyoruz ve bunu sizin için vloglayacağız. Evet arkadaşlar, biz hazırız gördüğünüz gibi. Aracımız da geliyor. Hemen aşağıya iniyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Bu arada kombinlerimizi de gösterim amcim. Ellerim ama dolu dolu hani. Bitmiyor aldıklarım. Hadi gel. Selam arkadaşlar, şu anda araçtayız. Bakın evet. Kiminleyiz. Kiminle tatile gidiyoruz şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Fatma'yla'yız arkadaşlar. Tatili beraber yapacağız. Şu anda yoldayız. Oo, bakalım çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar inanamazsınız. 3 saattir neredeyse yolculuk. Gerçekten bir şey. Yanlış yollara falan girdik. Girdik, kaybolduk falan. Allah'tan ki şimdi geldik, artık otele gireceğiz. Aşk olan şimdi resepsiyona geldik. Buradaki giriş işlemlerini halledip odaya çıkalım. Şöyle rahat rahat sızlan bir dedikodu. Bir dedikodu yapacağız. Neler yaşadık ya. Neler yaşadık ya. Birazdan odaya çıkınca sizinleyiz. Arkadaşlar şimdi kapımıza geldik. Kartımızla açacağız. Bizim bu kapıda kalmalarımız. Bak şimdi. Her vlogta. Arkadaşlar niye giremiyoruz. Açılmıyor? Pınar ne yapacağız? Gene kapımı çalışmıyor. Abi, delireceğim. Heh. Hayır ne he? Oldu az önce. Al sana. Şaka mı bu? Arkadaşlar uzun uğraşlar sonrasında odamıza girebildik. Biz de daha şu anda ilk defa, ben daha tuvalete bile girmedim. Tabii. Bir vlog açtık. Gel göster odamızı şöyle. Şöyle burası böyle. Ay çok tatlı bence ya. Evet. Bacağım öptü seni az önce. Evet, gel manzaramızı gösterelim. Yani kar manzarası. Sonunda şu karı gördüğüme o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Evet. Çok uzun süre olmuştu arkadaşlar şu karı görmeyeli, beyazlığı görmeyeli. Şimdi biz birazcık dinleneceğiz. Dur daha bitmedi oda turumuz. Aa, ne tabii. Vardı. Tuvalete gireceğiz. Ben de çok merak ettim çünkü daha girmedim. Aa güzel. Evet, tamam. Aynen. Okeydir yani. Şekilde. Arkadaşlar gerçekten yol o kadar uzun sürdü ki şöyle bir oturmak istiyorum. Çok kötü ya. Yani dinlenecek çok vaktimiz yok. Şu anda zaten otele geldiğimizde saat 4.30 falan değil mi şu anda? Şu anda evet ya 5'e aynen. Geliyor. Saat 5.30'da da after varmış arkadaşlar. Hemen şöyle çok hızlı dinleneceğiz bir yarım saat falan. Sonra hazırlanıp after'a gideceğiz. Zaten siz de göreceksiniz. Biz çok ufak dinleniyoruz. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Her bir tatile geldiğimizde abimin böyle yatması yok mu? Klasik. Aşkım hani kalkıp gitmiyor muyuz? Ama hazırlanmıyor musun? Sen merak etme, ben her şekilde hazırlanırım. Ha peki. Arkadaşlar bu arada ben birazcık makyajımı tazeledim. Gerçekten çok az tazeledim ama yani varla yok arasında. Üstümü değiştirdim ama üstümden de emin değilim. Ben akşam kesin bir daha değiştireceğim. Kesin. Hemen size hatta şöyle outfit'imi göstereceğim. Derken outfit'i gösteriyorum. Tamam okey. İyiyim iyiyim. No problemo. Burada niye bir göbeğim var? Arkadaşlar böyle bej rengi bir tayt giydim. Üstüme de böyle bir kazak giydim. Altıma bunu giydim. Ama ve lakin. İnanır mısınız hiç işime sinmedi bu kombin. Aa. Ama ilk günün yorgunluğunda. E tabi. Değil bugün mi? Zaten gün bittiği için kayak yapmıyoruz zaten. Evet bugün gün bittiği için arkadaşlar kayağa gitmeyeceğiz. Ama yarın sabahtan bence bunu yapmamız gerekiyor. Tabii. Bugün deriz. Böyle bir eğlencelere bakalım. Nasıl oluyormuş görelim falan. Abim yataktan kalkarsa göreceğiz yani bakalım. Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık, çıktık. Otelden çıkıyoruz. Gidelim mekanımıza. Ay buz gibi hava. Gerçekten mi? Çıktığım an direkt. Direkt üşümeye başladık diye. Neredeyiz? Neredeyiz? Arkadaşlar otele geri giriyorum. İçindeymiş herhalde. Ay biz de bilmiyoruz ki İçindeyim. Nereden değil. Bilelim. Tamam, ne kadar saçma. Tabii. Evet arkadaşlar biz geldi eğlence şimdi. Evet şu anda müziğin ritmine kendimizi bırakacağız. Dans edeceğiz. Thank you.
Dikkat edin, ben de düşüyorum. Arkadaşlar biz biraz kurtlarımızı döktük, dans ettik, şarkı falan söyledik. Karnımız çok acıktı. Şimdi akşam yemeğini yemeye otele gidiyoruz. Yemek saati geldi. Yemeği yedikten sonra enerjimizi toplayıp belki biraz daha dansa devam edebiliriz. Bakalım, göreceğiz. Üstlerimizi değiştirip farklı kombin. Evet, aynen. Her saniye farklı. Evet. Eğlenceye devam. Evet arkadaşlar, Pınar bana o kadar çok kombinini değiştirdi ki ben de kombinimi ufak değişiklikler yaptım. Derken azda tamamen değiştirdim. Evet biraz abi. Giydim. Üzerime de böyle bir kazak tarzı bir şey giydim. Hazırız bence, artık yemeğe gidebiliriz. Ay lütfen gidelim artık. Uyur başlıktan. Arkadaşlar sağ salim yemeğe oturduk. Fatma çok acıkmadık mı? Evet. Gerçekten kesinlikle Pınar şöyle. Arkadaşlar ben iki tane tabaka. Açlıktan ölüyorum çünkü. Gerçekten. Kesinlikle dünyaları bile yiyebilirim. Zaten şu an Feride ortada yok bu arada. Feride ikinci tabağını almaya gitti, bunu gerçekten. Arkadaşlar masa tamam. Size sormak istiyorum. Sizce Feride şu aldığı yemekleri yiyebilecek mi? Lütfen yorumlarda belirtin. Birazdan görürsün nasıl yiyorum. Evet, yol yorgunluğu yok mu bizde? Ben mi aldım? Galiba sen aldın Fatma. Gerçekten. Ben de çünkü bayağı doldurdum. Ben de. O zaman afiyet olsun. Ama aç değil misin? Çok bayılıyorum. Tabak evet, hadi yemeğe gömülelim. Evet arkadaşlar, şimdi biz lobiye indik. Biraz dinlendikten sonra dedik ki biraz lobide takılalım. Burada çünkü çok fazla eğlenmelik yerler var. Hadi gel göster bize. Gösterelim, gel. Bak insanlar, insanlar ama karaoke yapıyor. Burada da basketbol var, ping pong var, nugget var falan. Aa biraz çok güzel. Orada da bir dans şeyi gördüm, makinesi bir şeyler var böyle oynuyorsun. Hadi gel gidelim oraya be. Tabii hadi oynamaya gittik. Arkadaşlar enteresan bir şey oynayacağız. Bakalım hangimiz kazanacak. Sanırım kayak yapacağız. Hadi bakalım. Önden bir başlangıç arkadaşlar. Gerçeğini kaymadan önden bir oyunu oynayalım. Aldım. Evet arkadaşlar, şimdi Cenk oynayacağız. Bakalım. Burada çektiğiniz taşın altında bir şeyler yazıyor. Bir görev var. Bunu yapmak zorundasınız. İyi yazsa yapmayın bakalım. Evet. Bu arada çektiğin taş da düşerse oradaki görevi yapacaksın. Sen de güveniyor musun? Evet. Hadi hadi. 10 dakika düşündü. En az 10 dakika düşündü. Hadi başlıyoruz o zaman. Ben şöyle. Döndürüp bak. Hayır. Çektiğin şey düşündü. He. Tamam ben. Hoppa. Geldi. Ama abla. Düşür. Sıra bende. Evet. Çekiyorum. Hayır. Çok saçma bir şey. Onu tuttu. Onu anlat zorundasın. Şu anda düşüremem. Düşürem. Onu iyi yaparım. Sen de bir tane yapacaksın. Gel.
Bakmadan mı seçtik? Bakmadan. Hadi. En güzel öpücüğünü al. Oo. Arkadaşlar biz şimdi oyuncakları bıraktık artık. Bir güzel oynadık arkadaşlar, yorulduk. Şu anda dinlenme vakti. Evet, şöyle... lobiye geldik. Şimdi evet. Atıştırmalık bir şeyler yiyeceğiz burada. Bak gel Pınar, bak burada ne var? Ne var? Tabii ki acı maaş. Alabiliyor muyuz acaba? Teşekkürler, aa, sağ olun. Bak, biz o zaman hepsini alalım bu referans. Nazar, yemini. Ay, gözü alanın. Senin mi gözü kaldı kız? Koşuyorum böyle dönüyor. Biz şimdi arkadaşlar işte bir şeyler yiyelim, içelim, evet. Oturalım, dinlenelim. Bir soda alalım. Gerçekten şu an dinlenme ihtiyacım var. Bak terledim. Evet, hadi hadi. Gerçekten terledim. Sen zaten klasik senin. Evet. Bilemedim aman niye böyle yakar anılar. Keyfiniz yerinde. Arkadaşlar biz kahvemizi odamızda içtik, sohbetimizi ettik. O kadar iyi geldi ki anlatamam. Yeniden doğdu. Gerçekten. Şimdi de eğlence varmış. Biraz müzik falan dinleyelim, kopalım. Şimdi eğlenceye gidiyoruz. Gönüle burnumu zaten yok. Arkadaşlar tekrardan selam. Selam canlara. İnanılmaz bir enerji ve hızla günümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Saat evet. Artık gece 3 falan oldu. Bayağı eğlendik. Canlarım diğer güne geçmeden önce videoya henüz like atmadıysanız like atmayı sakın unutmayın. Bunun gibi vlogları çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu tarz vlogların daha çok gelmesini istiyorsanız like'larınızı bekliyoruz. Ve yarına hazır mıyız abi? Evet, hemen uyuyup uyanıyoruz. Yarın sizinleyiz. Evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı ettik, odamıza geldik. Şimdi hazırlanacağız, kayağımıza hazırlanacağız ve dışarı çıkacağız. Ama Pınar sana şunu söyleyeyim, sadece sen hazırlanacaksın. İşte klasik abim. Artık arkadaşlar gerçekten şaşırmıyorum. Bu olanlar beni ya biraz üzüyor. Biraz dinlenelim, çok yorgunuz. Öyle bir şey yok, hemen kalk. Hemen hazırlanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben pes ediyorum. Gidiyorum ama aynı son zamanda. Gün. Yani, göstermen lazım teleferikleri. Göstereyim. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şurayı bir göstereyim size. Ah, ödüm patladı. Etrafı görüyorsunuz, kalabalık, kayıyor. Herkes seviyor falan. İnsanların hiç korkusu yok maşallah ama ben yemin ediyorum şu an korkudan öleceğim. O yüzden vallahi binmek istemiyorum. Gerçekten. Yes. Abimin bu isteği çıldıracağım ya. Tepeye çıkacağız ve iniş yok. Çünkü yok. Ayak kaymayı bilmiyoruz. Arkadaşlar biz hazırlanıp geldik. Şu an ayaklarım geri geri gidiyor. Bakın. Ama daha çıkıyorum geriye. O zirveye çıkacağız birazdan. Evet. Ve oradan kayacak mıyız? Ne yapacağız? Ya ben kayacağım. Şu anda resmen çok stres yaptım. Anksiyete yüklendi. Bakalım abi. Vazgeçelim. Eve dönelim. Bunun dönüşü yok. Arkadaşlar. Allah'ım bunu şu anda biz sanki şu anda şeydeyiz. Tamam parktayız. Hayır. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. İnanamıyorum ama... ruhum çıktı. Ruhumu teslim daha da yükseliyoruz ve bu şu anda olduğumuz teleferi kimse şey asla bu arada salınacak. Dediği gibi sallanıyor, aklım çıkıyor yani. Mesela şöyle... Abi bak Pınar, saçma sapan. Sallarım ben. Arkadaşlar sanırım çok az kaldı. Orada şunu görebiliyoruz ulaşacağımız alanı. Güzel. Manzara gerçekten çok güzel. Ve şu orada anda... neden kar yok? Orada kar var da göremiyorum evet. Ben kar vardı. Bayağı yüksekteyiz. Arkadaşlar titriyor. Şanas. Gaza geldik, birbirimizi doğduruduk. Hadi dedik. Yapabiliriz kadar, dedik kadar buna. Ay takımlarını aldık ama o kadar yeniyiz şu anda diğer ayağımı takamıyorum. Ay çok zor arkadaşlar ben de. Yardım alarak. Ay arkadaşlar o kadar zor ki. Ne yapacağız? O kadar korkuyorum ki şu anda bunu nasıl kayacağım, becereceğim hiç bilmiyorum. Zor durdurdum kendimi. Yeni yarım saattir böyle put gibi duruyorum. Çözeceğiz. Buna inanıyorum. Ama ne zaman? Bakın bir ayağım burada kaldı arkadaşlar. Ay evet. Git o tarafa hadi. Yanlış yapıyorsun. Tersten gidiyorsun. Ters bu. Ben bunu öğrendim. Heh, dön. Ay ya bırak beni. Düşürecekti beni az daha ya. Arkadaşlar son bir saatimiz falan kaldı. Bir saat içinde öğrenip kaymamız gerekiyor. Kesinlikle. 5'e kadarmış buradaki bu şeyler, eğitimler falan. Hatta eğitim değil, kayak 5'e kadar. O yüzden arkadaşlar bir an önce öğrenip kaymamız gerekiyor. Bunun bir anda şey yapmak istiyorum ben. Bir anda kaymak istiyorum. Hadi. Hiç korkmuyormuş gibi. Yardım da alıyoruz bu arada arkadaşlar. Yardım almamıza rağmen gene bile becerikli olamıyoruz. Arkadaşlar bunlar kaydı. Biz
şu anda onu. Ay ben de kayıyorum, duramayacağım. İmdat, düşüyorum, düşüyorum. Arkadaşlar şu anda bir noktayız, ben canlı olarak düştüm. Mesela ayakkabı çok bilmiyorum, şu anda biri yardım etmesi lazım, ben burada kaldım. Allah razı olsun arkadaşlar. Biri geldi, beni kaldırdı. Ayağımdaki, daha doğrusu şunları çıkarttı. Ben nasıl tekrar takacağım, ben bunu öğreneceğim. Zaman kısıtlı. Şu anda Pınar, Fatma'nın da hepsine şu anda eğitim veriyor arkadaşımız. Abi! Pınar da bana bağırıyor. Bunları alıp gidiyorum oraya. Arkadaşlar şimdi deniyorum, hazır mıyız? Çok hazırız. Aa, çok korktum. Umarım düşmez. Yapmam gerekiyor ayaklarımı. Sonra durmak için de üçgen yapacağım. Tamam, sen bayağı öğrenmişsin. Gidiyor. Gidiyor. Çok güzel. Öğrendim. Diyorum, öğrendim. Ay, saçlarıma başlayacağım şimdi. Öğrendiğime inanamıyorum arkadaşlar. Tamam Duda, öğrenmiş sayılmazsın. Ama güzel gidiyorsun. Kendinden bu performansı beklemiyordu. Abi aynısını sen de yapacaksın. Gidiyor. Gidiyor. Öğrenme şeklime bakıyorum. Hadi bakalım şöyle bir kere daha kalbi görelim seni. Ay fena istiyor. O zaman dönüyorum. Hazırsan hadi bakalım. Gidiyor arkadaşlar. Bir tarafa gidiyor ama durması gerekiyor. Resmen düştü. Geliyorum Pınar. İnanmıyorum. Bir şey oldu mu? He? Bir şey oldu mu? Yok yok, bir şey yok. İyiyim. Süperim arkadaşlar. O nasıl ayağında o varken kalkacaksın? Bir şey söyleyeyim mi? Çok zor değil mi? Arkadaşlar ben düştüm, sonra Pınar düştü. Benden finito arkadaşlar. Ben bu kadar kayabilirim. Ay. Kayak maceramız arkadaşlar sanırım burada bitti. Çünkü çok fazla öğrenebildiğimi düşünmüyorum. Zaman çok kısıtlı olduğu için. Bence zaten bir günde öğrenip çok böyle yukarılardan kaymak sağlıklı değil. Burada çünkü sürekli her saniye birileri düşüyor yani. Etrafımda sürekli görebiliyorum. O yüzden bence sağlığımızı tehlikeye atmaya gerek yok. Zamanımızın bol olduğu bir zamanda yani. Gerçi bu tatilde olmayacak ama başka tatillerde bunu öğreneceğimiz bol bol zamanımız olur diye düşünüyorum. Şimdi ben de Pınar'ın yanına gidiyorum. Arkadaşlar Pınar bir şey yapacakmış. Bunu çekmemi istedi. Hadi bakalım izleyelim. Hazır mısın? Biraz daha geri git bence. Ama düşerim. Şu tarafa doğru git. Tamam. O zaman 3, 2, 1. Çok iyi. Ay çok güzel. Keyfin yerinde bakıyorum. Çok. Ay ben burada kalacağım. Güneşleniyorsun sanırım. Güneşleniyorum arkadaşlar. Bronzlaşmam gerekiyor. Pınar sen de bekle o zaman, ben de bir şey yapacağım. Çok merak ettim tamam. Abicim. Tada! Güneş kremi. Tabii. Hani karın ortasında da bunu sürmezsin. Ama bu güneş yakar bu arada, biliyor musun? Niye çıkarken sürmedi? Sürdüm, yine yeniliyorum. Aa. Bakımlı olmak. Tabii her yerde. Uludağ'ın zirvesinde bile bakımlı oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben dedim ki Pınar gel bir challenge yapalım. Bakalım hangimiz bunu başarılı yapacak. Bu arada arkadaşlar ayağımız öyle bir giriyor ki içine, yani kar kalınlığı cidden çok fazla. Burada görmüş olduğunuz tahtanın altından gireceğiz ve daha önce hiç ayak basılmamış. Bakalım ne olacak? Çok hadi merak deneyelim. Ediyorum. Aynı anda mı yapıyoruz? Kendime güveniyorum. Hadi. Ay çok kötü. Hadi ilk kim geçiyor korkmadan? Bir anda 5 santim kısaldım arkadaşlar. Hadi. Geçen kazanır. Hayır. Ben kazandım. Ben. Çıkamıyorum. Pınar yardım et. Bondum. Gel. Allah tahtalarda. Bir de dönüşü var. Hadi geç. Aman dikkat et. Pınar bilir kazandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harbiden Pınar kazandı. Arkadaşlar şimdi evde şu anda fotoğraf çekiliyor. Ben dedim ki şöyle bir ufak bir kışkırtma yapayım. Gideyim böyle üzerine atlayayım. Ya daha doğrusu atlıyormuş gibi korkutacağım. Yanına doğru atlayacağım. Hadi gelin yapalım. Hadi bakalım. Tepkisi ne olacak acaba? Sen deli mi? Bayılıyorum böyle şeylere arkadaşlar. Çok iyi oldu ama ya. Fotoğraf çekeyim, hadi devam edelim. Oh be, kendime geldim. Sakın bana şu yukarıya çıkacağımızı söyle be. Tam olarak onu söylüyorum abicim. Şimdi çıkıyorum. Ya Pınar çıkamam ben ya. Dağın çıkmak zorundayız. Orası bizim çıkış yolumuz çünkü. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Nasıl çıkacağız ya? Kötüsünden daha kötü. Arkadaşlar. Hayır çıkamıyorum. Oh, nefes nefese kaldık. Pınar! Pınar! Hayır!
Bence bu yorgunluğun üzerine güzel sıcak bir kahve veya çay efsane gitmez veya mi? Veya sıcak çikolata. Evet, o zaman otele gidelim. Şöyle ufak bir dinlenelim, sonra çayımızı kahvemizi falan içelim. Birazdan otelde sizinleyiz. Woohoo! Arkadaşlar enerjimizi topladık. Şöyle kıyafetlerimizi falan değiştirdik. Ben değiştirdim. Pınar zaten değiştirmişti. Az önce kahvemizi içtik. O kadar iyi geldi ki size anlatamam. Evet. Bakın Pınar da enerjili oldu. Süperim. Ben de aynı şekilde. Enerjimizi atamadık. Atıyoruz o zaman hemen. Yasak çok. Ay arkadaşlar selam. Gördüğünüz gibi ben odada yalnızım şu anda. Onlar arkadaşlar bir kahve bir çay içmeye gittiler. Ben bir kendimi kötü hissettim. Herhalde makyajım bozuldu. Yani bir beynim böyle donmuş gibi hissettim. Bir ben dedim ki o yüzden bir odaya gideyim. Bir üzerimi değiştireyim, o monttan falan bir kurtulayım. O yüzden de geldim, bir makyajımı da falan da bir tazeledim. Üstümü şimdi değiştireceğim böyle. İşte farklı bir şeyler giyerim herhalde. Sonra yanlarına gideceğim. Biraz ben de artık acıktım demiştim zaten, biliyorsunuz ki. Artık bir çıktığım için ben de bir şeyler atıştırmak istiyorum. Bir çay kahve içmem gerekiyor. Şimdi birazdan abimlerin yanına gideceğim. Şimdi bir şeyler atıştırıyoruz. Böyle toz falan yiyoruz akşam yemeğine kadar. Rahatsız yani şu anda. Biraz ısındık, kendimize geldik. Çok aynen. İyi geldi bana. Hele bu. İyi, afiyet olsun. Arkadaşlar biz şimdi yemeğe gideceğiz ama yemeğe gitmeden önce bir abime basketboldaki yeteneklerimi bir daha kanıtlamak istiyorum. Edeceğim seni. Ya hep öyle zannediyor. Yapacağız diye maç. Şimdi birazdan zaten her şey ortaya çıkacak. Kim baskette daha iyi sen de görmüş olacaksın. Siz karar vereceksiniz bunu. Siz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Basket topu maalesef kapanmış. Saatten dolayı yetişemedik. Odada çünkü dinlendiğimiz için. Evet. Biz de onun yerine dürüst bir Pınar'la yumruk asalım. Bakalım hangimiz daha yüksek skor yapacağız. Hangimizin ama yumruğu daha güçlü? Evet ama şu anda yine kapıldık. Bekleyelim. Ya birazdan arkadaşlar kendime güveniyorum. Benim bileğimin abimden daha güçlü olduğunu Allah da kanıtlayacağım zaten. Hadi tamam, hadi gel. Hazır mısın? Hadi tamam. Ay bu mu iyiydi? Sonuç çıkmadan hepsi ay bu daha tamam, iyi gidiyor ya. Bir de Pınar'dan kötü yapıyormuşum. Yani ağlayayım. Tamam kötü yaptım biraz ama 1808. Çok korkuyorum şu anda. Sıra bende. Tamam. Arkadaşlar ah, çok teşekkürler. Yapıştır. Bakalım görüşürüz. Milleti dövüyormuş gibi moda o zaman. 1800'dü Pınar. Arkadaşlar yemin ediyorum ses. Bu gerçekten olmaz. İnanamıyorum, ben kazandım. 8 puanla. Görüyor musunuz? Gel bir daha kanıtlayayım. Yenince hızını alamıyorum. Bakalım bakalım. Nasıl ya? Tamam bu sefer 1700. Bileğim kırık. Şimdi yap bakalım. Bileğim Burak. Kırıldı. Hadi Burak. 1748. Tamam. Bunu da geçemezsen. Bunu da artık geçemezsem Pınar kesinlikle benden daha iyi. Pınar olsun. Sus da. Bakın ses bile daha yüksek çıkıyor. Nasıl daha düşük puan oluyor? Bak abi, demiştim makine bozuk. Arkadaşlar makinenin bozukluğuyla değil. Bu sefer gerçekten iyi vurdu. Ben bu kadar. O zaman eşit mi? Eşit hadi canım. Tebrikler. Teşekkürler. Abim yumrukta kaybettikten sonra arkadaşlar. Eşit bitmişti hani. Tamam şaka yapıyorum. Şimdi sıra geldi karaoke'ye. Bakalım bunda kendine güveniyor musun? Göster kendine. Arkadaşlar bunda da kimin kazandığını siz seçin. Yorumlarda bekliyoruz. Hangimiz daha iyi söyledi çok merak ediyorum. Siz seçin. O zaman başlıyor muyuz? Evet. Şuraya koyuyorum. Abi. Kadın kaçıyor, biliyordum, biliyordum yine. Zaman dur be. Yokluğuna ben bunu bilmiyorum ki, sen söyle. Pişmanlık duysan da fark etmez affettim. Karşında duysan da ben seni istiyorum. Sen seni bırak. Arkadaşlar siz de gördünüz. Bence kazanan belli ama bunu yine de sizin seçmenizi istiyorum. Dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. Bence ben kazandım. O kadar iyi geldi ki Pınar. Çok. Bayağıdır böyle karaoke yapmıyorduk. Çok evet, güzel oldu gerçekten. Sesim biraz kısık olmasına rağmen bu kadar söyleyebildim. Ama evet. Ben de
ya. Teşekkürler, sağ ol canım. Çok sağ ol. Ay süper, moralim yükseldi şu anda. Arkadaşlar biz şimdi yemek saati geldi. Birazdan yemeğe gideceğiz. Çok acıktık çünkü gerçekten. Ve çok susadık. Bayağı. Bütün gün çok az su içtik çünkü odadaki su bitti. Biz de bir istemedik sanırım, bir şey oldu. Çok sağ ol. Bence gidelim. Teşekkürler. Sizleri ya. Süpersiniz. Çok evet tatlılar. Arkadaşlar, biz şimdi yemeğe gidiyoruz. Yemekte biz yine çekeriz. O zaman yemekte yemek birazdan sizinleyiz. Arkadaşlar bir benim aldığım tabağa bakın. Bir de abiminkine bir bakar mısınız? Sen direkt büfeyi önüne koysaydın da öyle yazsaydın. Var ama çok sevdiğim bir menü. Tavuk, pilav, patates bitmişti. Ay. Netim bu. Ya bu tabak bana yeter. Sen bunun hepsini yersin. Bir de yesmesin bir de üstüne, yani. İkincisini bile alırsın. Abartma. Şaşırma. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Pınar benden önce bitirdi. Ben daha tabağım duruyor. Yani nasıl bu kadar hızlı bitirdin? Sen bence ikinci tabağı aldın. Sana inanmıyorum. Ben oturduğumuz andan beri masadan kalkmadım. Nasıl bunu ben söylersin? Ben çok yavaş yedim. Ona rağmen nasıl bitmedi? Çünkü o kadar çok aldık ya arkadaşlar. Ye bitmiyor. Neyse afiyet olsun diyelim. Evet afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi yemekten sonra biz dedik ki bir kahve içmemiz gerekiyor. Sodalanmamız gerekiyor falan. Geldik. Evet. Buraya bir kahve içiyoruz. Ama içemedik kahve. Gerçekten Türk kahvesinden hasret kaldık arkadaşlar. Evet. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Kendimize gelecek. Bu bizim yaralarımızı saracak. Bugün biliyorsunuz çok yorulduk. Evet. Çok şimdi, eğlenceli bir gündü. Çok gerçekten eğlenceli. Dolu dolu bir gündü. Süper. Şimdi birazcık keyif. Aynen öyle. Canlarım birazdan kahvemizi içtikten sonra odaya geçeceğiz. Sonrasında böyle bir genel bir vlog değerlendirmesi yaparız. O zaman odada görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz odaya geldik, böyle kıyafetlerimizi falan değiştirdik. Pınar, sana sormak istiyorum. Bu iki günlük vlogumuz sence nasıl geçti? Ne hissediyorsun? Bence mükemmeldi. O kadar eğlenceli, değişik şeyler yaşadık ki, yaptık ki. Bütün aktivitelere hemen hemen zaten katılmaya çalıştım. Evet. Ve çok güzel geçti. O yüzden ben çok mutluyum bu tatili yaptığımıza, geldiğimize ve vlog çektiğimize. Bence çok güzel bir anı oldu. Çok güzel lan. Sen nasıl düşünüyorsun? Vallahi ben çok dolu dolu geçtiğini düşünüyorum. Gerçekten aşırı keyif aldım. Arkadaşlar bu tarz vlogların daha fazla gelmesini istiyorsanız hala like atmadıysanız videoya like atmanız yeterli. Sizin için biz vlog çekmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu siz de çok seviyorsunuz. Sevdiğinizi yazıyorsunuz. Biz de açıkçası çekerken çok keyif alıyoruz. Artık 2 günlük vlogumuzun sonuna geldik. Aşklar umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Biz sizin için bu vlogu çekerken çok keyif aldık. Sizi çok seviyoruz. Çok. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyoruz.